Hadi ben artık kaçıyorum Edirso. Annem eve dönmüştür. Birazcık daha geç kalırsam bir otobüs dolusu tetikçi akraba namusumu temizlemek için İstanbul'a gelecek. Aman otur şuraya, sen de abartıyorsun vallahi ha. Ne olacak, iki dakika gecikirsen ben de seninle beraber gelirim. Sapiyan dizi tavlarınıza merak etme. Annemin en güvendiği kız arkadaşım da sensin. Seni hep bana örnek göstermiştir hayat boyunca. Bilmez miyim, bayılıyor bana. Sen azıcık ferah ol, boş ver, korkunun necele faydası yok. Sen bir şeyler söylüyordun bana, samimi şiir falan istedi diye. Kim için istiyor ha? Kim bu kız? Bizim mahallede falan mı oturuyor? Adını bilmiyor ki ayı, meçhul manita. Ayı falan diyorsun kızım ama helal olsun çocuğa yani. Şimdiye kadar bana hiç kimse ya şiir falan yazmadı. Bir Yusuf vardı, arabasının arkasında Edirso'm diye yazdıydı o kadar. Abi bir de Vefik Can vardı. Dur bakayım, ne yapmıştı Vefik Can? Aha, mani sakız verdiydi bana ama sonra sakının içinden mani çıkmamıştı. Bu da aldı sakızı, doğru bakkala gitti. Lan ne biçim sakız satıyorsun sen, içinden manisi çalınmış diye. Bakkalda kaşar doğradı, ekmek bıçağıyla buna saldırdı. Hır çıkardılar bakkalda. Ondan sonra apar topar Taksim'e acile taşındık. Sonra da Mefit Can'ın arkadaşlarıyla abisi toplandılar, bakkalı bastılar. Ay tamam, anlatma Elisu, sinirlerim bozuldu. Ay bir sakız için 40 tane sabıka kaydı açmış herifler ya. Yok kız, fazla uzamadı. Sonra öpüşüp barıştılar, kabak yine benim başıma patladı. Vefik Can'ın annesi gelip anneme kaltak kızına sahip ol, oğlum onun yüzünden bıçak yedi demiş, işe bak ya. Hayda senin ne alakan var be? Salak kendi gitmiş tutuşmuş bakkalla Ciklet yüzünden. Annem de öyle dedi ama sonra gene de beni dövüp 3 aylığına amcam Bil'in yanına Burdur'a yolladılar. Olay unutuluncaya kadar geri dönemedim. Aman be, insan gibi kız erkek arkadaşlığı bu ülkenin neresinde ne zaman olacak acaba? Ama kabahatin birazı da sende Elifsu. Nereden buluyorsun böyle dallamaları ya? Allah Allah, devlet opera ve balesi lojmanlarında mı oturuyoruz kızım? Buralarda nereden bulacaksın öyle sanattan çakan, şiirler falan okuyan adamı? Ya gerçi bir zamanlar bir üniversiteli çocuk vardı ama kitap falan okuyordu. O da biraz uçmuştu ya. Ormana götürüp beni bir gün, bütün gün ormanı toplattırmıştı. Nasıl yani? Soba için odun, kozalak falan mı topladınız yani? Yok be, herif çevreciymiş. Bütün gün kola kutuları, naylon poşetler falan topladık. 20 gün adamla sabahtan ormana gidip mıntıka temizliği yaptı. Ne güzel işte. Entel Tarzan'la ortaya giden terk mahalleceğini ormandan. Bak mesela bu naylon poşet var ya, bunu görse kafayı yerdi kızım. Bu doğada 3000 senede kayboluyormuş. Ciklet'ten mane çıkmadı diye oynatmasından daha iyidir. Hoş çocukmuş doğrusu. Ben de seviyordum ama dediğim gibi biraz deliydi. Entellik iyi de fazlası kötü ya, orta karar olacak. Bütün gün biz bir hiçiz. Hayat boş diye kafa ütüleyip duruyordum. Ben neyse, ben katlanırdım da bir gün anneme yakalandık bununla. Anneme de bunda kızacak ne var teyze, biz hiçiz. Hayat boş demez mi? Annem de ona hadi oğlum hiç kurusun dedi. Sen de doğru tabii, 3 aylığına Burdur'a. Yo, Burdur'a falan gitmedim. Annem ciddiye almadı ki çocuğu, ben terk ettim. Hayda, gül gibi çocuğu. Ne haydası kızım, herif az kalsın bizi trene çiğnettiriyordu. Hı? Bir gün bu hiçlik meselesi fazla uzadı. Bu tutturdu mu sana, tren yoluna oturalım, intihar edelim diye. He? Evet, oturduk tren yoluna. Tren gelirken ben kaçtım. Bir daha da görmedim çocuğu. Sen de az taş kalpli değilsin ha. Hiç merak etmedin mi çocukcağız? Ne merak edeceğim kızım? Biz bir hiçiz. Hayat boş. Hadi hadi bırak da almayı. Safiyem teyzeye parçalattıracaksın gene kendini. Ha, trene falan benzemez o ha. Ciddi ciddi parçalar. Ya saçmalama anne ya, benim Sıdık'a... Ya açsana şu kapıyı ya! Benim Sıdık'a Sıdık'a adında bir kızım yok! Gidiniz. Anne, bak geç kaldım diye şey yapıyorsan... Bakkala giderken anahtarımı unutmuşum masanın üstünde. Sonra sen dönünceye kadar Elif Su'yla biraz vakit geçirdik. Sadece anahtarı unutmamışsınız masanın üstünde. Ne unutmuşum masanın üstünde anahtarın dışında? Susunuz. Anne,
Böyle sizli bizli deli deli konuşup durma insanla ya. Deli deme Safiye Sakaya. Ha, demeyiniz. Nedir şu masayı kriz vazısı haline getiren şey acaba? Hani nerede masanın üstünde unuttuğum belgeler? Ha, neyse artık. O şok belgeleri masanın üstüne bırakacak halim yoktu herhalde salak şey. Salaksınız. Ay anne ne şok belgesi ya? Olsun. Ay kadın hakikaten şok belge açıklama triplerine girdi ya. Anlaşılan şok belgeler az sonra evin ortamına böyle bomba gibi inecek. Saka ailesinin konutunda sıcak dakikalar yaşanacak. İyi de ne ki bu şok belgeler? En son ne yaptım ki ben masanın üstünde? Ay tabii ya. Samim Salah'ın şiirleri. Ay. Anne bak o şiirler var ya abimin onlar. Bu yazı senin değil mi? He? Nasıl abinin şiirleri oluyor? Kızım itiraf et. Ben orospu oldum. En herifine şiirler yazıyorum de. Baban da seni gebertip 24 yıl yesin. Ondan sonra infaz yasasından yararlanıp 1/3 8 yıl girsin çıksın bir an önce adam. Ay oyalama insanı. Ay anne kaç kere söyleyeceğim ya. Tamam bu yazı benim ama abim yazdırttı onları. Yalancı kaltak. Ay abi sapık mı kız? Koç gibi oğlan. Ne diye elini dibine şiir yazdırsın ha? Ay anne iyice saçmalıyorsun ha. Nereden çıkarıyorsun bu şiirlerin elini bir herife yazılmış olduğunu? Bak abim benden rica etti. Onun kız arkadaşına yazdık tamam mı? Kız atıyorsun madem olacak bir şey söyle bari. Senin o abinin şiir lafı bile alerji yapar. İki kıta şiire rastlasa sarımsak görmüş vampir gibi fersah fersah uzağa kaçar. Doğurduğum oğlanı anlatma bana. Şiirmiş. Kız anne ben de şaşırdım. Zaten şiirin sonuna kadar beklemedi. Bırakıp gitti ayı. Sus kız sus. Kıvırdıkça daha fena batıyorsun. Çaresi yok. Akşama bu şok belgeler babana sunulup gerçeklerin her meydana hale çevireceğim. Ya yeter be yeter. Deminden beri bu kadın beni bir kez dinleyip anlamaya çalışmadı ya. Demek ki şok belgeler. Hadri meydan. Benim de elimde bir takım ibret vesikaları var. Görelim. El mi yaman, bey mi yaman? Hı. Neymiş kız o ibret vesikaları? Az sonra. Konuşmamız gerekiyor Safiye Hanım. Buyurun salona geçelim. Bakalım tüyler ürpertici gerçeklere nasıl yanıt vereceksiniz? Hadi. Belge sunma efekti. Hani her akşam televizyonda belgeleri sunarken fondan bir ses geliyor ya, işte o. Bunu siz istediniz. Artık susmayacağım. Söylenemeyenleri söyleyen kız. Sıdıka, spam. Çotut. Baban da akşam seni ayağını böyle ezerken bu ses çıkacak Sıdıka. Gerizekalı, tutturmuş spak spak diye. Heh, sen dalga geç bakalım. Akşama bomba gibi patlatacağım bu ibret belgelerini. Üstüme haksız yere saldıran o çevrelerin suratına şamar üstüne şamar indireceğim. Spam! O şamarlar sana inecek Sıdıka. Bomba yerine de senin kafan patlayacak. Bunu çok iyi biliyorsun. Asıl ibret belgesi senin o elin herifine sunduğun o şiirler. Bana bak böyle cavcav konuşacağına otur da böyle suçunla kabahatinle hadi bakayım. Susmayacağım işte. Elektrik saati az yansın diye altına atlalı mıknatıs yapıştırdığınız yalan mı ha? Spank! Boğaziçi Elektrik Şirketi'nin kilovatlarca elektriğini zimmetinize geçirmediniz mi ha? İşte faturalar. Ne haber? Varan iki. Babamdan gizlice alınmış kroşeteğin KDV faturası. Bakalım 3.200.000 lira butik çebi. 3 Şubat 1997. Spank! Abimin arkadaşlarıyla birlikte Kumkapı Kör Agop restoranda çekilmiş fotoğrafı. Kendisi sadece rakı ve sigara içmekle kalmıyor. Ayrıca masanın üstünde göbek atan dansözün donuna da 1.000.000 lira sıkıştırmaya çalışıyor. Ben de sen ha? Bütün aile birbirini kırdıracak. Şuna bak. Böylece şey Yunan borazanı. Asıl haksız yere bana dayak atılırken ne oluyor ama?
Bak hala konuşuyor. Hain! Mukaddes aile kurumunu birbirine düşürmek için türlü hilelerle şahsımı kamuoyu önünde... Aferin kız anne, aferin. Ne güzel öğrenmişim bu sahtekar geyik laflarını. Ama bunlar seni kurtarmaya yetmeyecek. Belgelerimi açıklamaya devam ediyorum. Babamdan gizlice dayıma araba alması için gönderilmiş banka havale makbuzu. Ne haber spam? Dayın o parayı ödedi bir defa. Bir kere göndermişsin ya babamdan gizlice olarak. Artık affetmez adam seni. Terlik düşmanı seni. Şırlık, şantaj. Ya o dediğin sensin, tamam mı? Şiirleri bulduğunda böyle iftira atarsan böyle oldu işte. Bence bittin sen artık anne. Bence sen bir yolunu bulup sahte pasaport ve kimlik yedin. Kaç babamdan. Nasıl olsa herkese dağıtıyorlar. Sana da verirler bir tane. Yüzünü de değiştir. Tanımasın babam seni. Asıl ben senin o yüzünü değiştireceğim ya. Sıdıka seni bir yakalarsan. Gel buraya. Üç deyince aynı anda bırakacağız elimizdekileri, tamam mı? Kurban olduğumun evine vakti zamanında bir fotokopi makinesi alacaktım. Bak o zaman. Uyuyacaktım ben bunu, uyuyacaktım. Efendim anne, bir şey mi dedin? Yok bir şey, yok. Sen say bakalım hadi. Boyu devirmeye sıca cadı. Hadi. Bir, iki, üç. Bugün maalesef sobada şiir yakarak ısındık günlük. Umarım günün birinde annem seni ele geçirmez. Sen çok şey biliyorsun günlük. Yoksa anneme bırakmadan seni direkt ben mi yaksam he? Şaka şaka. Ne yapalım, bir tek sana şaka yapabiliyorum. Bu arada başka hiç kimse şakadan anlamıyor bu evde. Şiirden de. Herkesin birbiri hakkında şok belgeler toplayıp işine geldiğinde şantaj için ortaya çıkarma hastalığı bizim aileyi bile sıçradığına göre annemin deyimiyle hakikaten ortamlar kötü. Gece gündüz ellerinde dosya dolusu şok belgelerle televizyonlara çıkanlar bizim gibi sıradan insanların delirmesine yol açtıklarının farkındalar mı acaba? Esasen entel Tarzan'ın söylediği doğru galiba. Birileri hayatımızın anlamını çalmış. Biz birer hiçiz günlük.